Herkese merhaba, ben astrolog Maya Keseroğlu. 2 ayı Finansal Astroloji videosuyla karşınızdayım. Öncelikle belirtmek isterim ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Ekim ayı bu yılın en önemli aylarından bir tanesi. Çünkü iki tane tutulma yaşayacağız Ekim ayında ve bütün dünyadaki ve hem ülkemizdeki finans piyasalarını çok hızlı etkileyecek bir Ekim ayı içerisindeyiz artık. Evet retrolar yok fakat artık tutulma hattındayız. 14 Ekim güneş tutulması, ve ardından 28 Ekim ay tutulması. İki tane önemli tutulmada mutlaka dünyadaki birçok üründe trend değişikliğini göreceğiz. O yüzden de önemli bir Ekim ayı içerisindeyiz. Ekim ayı tek tek incelediğimizde borsa tarafından başlarsak İstanbul borsasına baktığımız zaman iki tutulma döngüsü İstanbul borsası için çok riskli bir döngü. Bu tutulmalar İstanbul borsasına çok fazla yaramayacak. O yüzden de artık İstanbul borsası tarafında daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Özellikle baktığım zaman 2, 5 ve 6 Ekim riskli görünmektedir. Onu takip eden 9-13 Ekim haftası daha riskli görünmektedir ki 16-20 Ekim arasında baktığım zaman 18-19 Ekim iyi de olsa ki 14 Ekim'de bir tutulma yaşayacağız sonuç itibariyle. 20 Ekim daha riskli görünmekte. Ondan sonra baktığımızda 23-27 Ekim haftasında 23-24'ü daha olumlu görünse de 26 Ekim riskli çünkü zaten 28 Ekim'de bir tutulma yaşayacağız. 30 Ekim'de ardından İstanbul Borsası ve Dünya Borsası'nda çeşitli karmaşa ve dalgalanmalar olabilir ki 1 Kasım bu yılın en tehlikeli günlerinden bir tanesi. Bunu zaten Kasım ayının videosunda konuşuruz. O yüzden borsa tarafında daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Peki borsada en çok dikkat çeken, daha riskli gördüğüm hisse grupları nelerdir? Buna baktığımda öncelikle otomotiv sektörü ve emlak sektörü artık birazcık daha riskli. Bunun yanı sıra ağır mühendislik, çimento, konut sektörleri daha fazla yavaşlama yaşanacaktır. İlaç sektörü bu noktada birazcık daha fazla yavaşlama yaşayabilir. Bunun dışında evet hem dünya borsasında hem de ülkemiz borsasında çok hızlı çöküşler diye görsek bazı lise senetlerinde hareketlilik daha yukarı yönlü olabilir. O da tabii ki de baktığım zaman petrol ürünleri, tekstil ürünleri, süt ürünleri ve nakli ürünleri hem dünyada hem ülkemiz borsa tarafında daha olumlu görünebilir Ekim ayı içerisinde. Fakat yine söylüyorum iki tutulma döngüsündeyiz ve tutulmalar İstanbul borsasına hiçbir zaman doğru dürüst yaramamıştır. O yüzden daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Dünya çapında da çok fazla İstanbul borsasından farklı olacak bir Ekim ayı yok aslında. Çünkü tutulma döngüsünde olduğumuz için hem Amerikan borsasını, isterseniz Uzak Doğu borsasını, isterseniz Almanya borsasına baktığımız zaman burada çeşitli değişiklikler göreceğiz. O yüzden de tutulma döngüsü olduğu için Ekim ayına borsa tarafında dikkat etmenizi önermekteyim. Ekim ayında benim için en riskli ürüne baktığım zaman gümüş. Gümüşün Ekim ayında aşağı yönlü hareketini izleyeceğiz. Evet altın tutulma döngüsünde yukarı yönlü hareket etse de gümüş bu tutulma hattı döngüsünde aşağı yönlü hareket edecektir. O yüzden de gümüş Ekim ayı içerisinde çok daha dikkat etmenizi önermek. Değil ki 2-3 Ekim'den sonra altın tarafında zaten çeşitli hareketlilik başlayacaktır. O yüzden de altın tarafındaki yukarı yönlü gidişatı gümüş tarafına bağlamamanızı tavsiye ederim ben burada. Gümüş çünkü daha riskli bir döngüye gidecektir. Özellikle 4-5 Ekim gümüş için daha riskli döngüdür. Fakat 10 Ekim hepsi için riskli bir döngü o hafta daha dalgalı olabilir hem altın hem gümüş. Fakat altının artık yukarı yönlü hareketlerini daha sık göreceğiz dünyada. 10 Ekim'de evet hepsinin fiyatı riskli ama 13 Ekim'de petrol yukarı gidebilir. Altında geri çekilme görebiliriz. Bu da kısa vadeli geri çekilmedir. 16 Ekim pazartesi tutulmadan sonraki açılıştır. Burada ilk etapta düşük görse de altın tarafında sonrasında yukarı yönlü hareket edebilir. O yüzden de altın düşüyor diye paniğe kapılmamanızı burada önerebilirim. Gümüşün hiç mi güzel yönü yok diye baktığımda 19 Ekim belki de 23-25 Ekim gümüş tarafında birazcık daha yukarı yönlü hareketlik olabilir. Fakat yine söylüyorum gümüş risklidir. Özellikle Ekim'in sonuna kadar Gümüş'e daha çok dikkat etmenizi öneririm. Bulma döngüsünde de altın zaten dünyada önlenemez yükselişinin başlayacağı bir döngüyü izleyeceğiz. Bakır tarafına baktığımızda, Bakır tarafında da artık hareketli başlayacaktır. Çünkü hem Merkür usu bitti, hem Venüs yurtlusu bitti. Ve Vedik Astroloji'de Venüs 2 Ekim itibariyle Aslan Burcu'na giriyor. Bu da Bakır'ı yukarı yönlü hareket ettirecektir. Fakat dünya borsalarına ve dünyadaki emtiyalara baktığım zaman Ekim ayının dikkat çeken diğer ürünü ne? tahıl ve pamuk. Eğer ki dünya borsalarında ya da dünyada çeşitli emtiyalara yatırım yapıyorsanız tahıl ve pamukta yukarı yönlü çok fazla hareket göreceksiniz. Uzun vadeli ya da kısa vadeli Kontrat açmak isterseniz tahıl ve pamuk üzerinde kontratlar açabilirsiniz Ekim ayı döngüsünde. Dolar ve Euro tarafına baktığımız zaman Ekim ayında dünyada doların hareketlerini çok hızlı göreceğiz Ekim ayında. Çünkü zaten tutulma var ama 3 Ekim'den sonra dünyada yukarı yönlü hareket etmeye başlayabilir. 8 Ekim yukarı 10 Ekim dolarda tüm dünyada riskli olsa da bizim ülkemizde dolardaki risk daha farklı şekilde çalışıyor. O yüzden 10 Ekim haftasında dolar tarafında daha dikkatli olmanızı önermekteyim. 14 Ekim tutulma tüm dünyada dolar için riskli bir tutulmadır. Doların geri çekilmesini görebiliriz. Fakat Türkiye'deki döngü daha farklı olduğu için dolar dünyada geri çekilse de ülkemizde yukarı yönlü hareket edebilir. 14-28 Ekim döngüsünde dolara bu şekilde bakmanız daha sağlıklı olacaktır. 15-16-17 Ekim dünyada dolar daha riskli bir döngüde olacaktır. 22 23 Ekim hem dünyada hem ülkemizde geri çekilme görülse de 24 25 26 27 28 Ekim doğru hem dünyada hem de ülkemizde yukarı yönlü hareket ettirebilir. Euro'ya baktığımız zaman Euro dolarla paralel gitmiyor. Evet ülkemizde aynı anda yükselebilir fakat dünyada daha farklı bir döngüsü var. Tutulmalar Euro'yu daha riskli şekilde hareket ettirecektir. 2 Ekim tüm dünyada Euro'nun aşağı yönlü hareketini görebiliriz. 3 Ekim yukarı, 7 Ekim yukarı, 8 Ekim aşağı ve 10 Ekim dalgalı bir şekilde devam edecektir. 12 Ekim Euro aşağı gelebilir. 15 Ekim yukarı 21 Ekim daha olumlu. 25, 26, 27, 28 Ekim ki dolunay döngüsüdür. Bu zaten tutulma döngüsüdür. Ve Euro bazında dünyada risk var. Daha aşağı yön hareket edebilir. Fakat bu ülkemiz için geçerli değildir. Ülkemizdeki hareketle daha dikkatli takip etmek gerekmektedir. Çünkü ülkemiz iki tane tutulma döngüsünde her seferinde döviz yukarı yön hareket etmiştir. O yüzden de döviz yatırımınızı daha dikkatli yapmanızı önermekteyim. Kripto tarafına baktığımızda kriptolara tutumlular yarar fakat yine de dikkatli olmanız gerekmektedir ki Ekim başı itibariyle Venüs'ün Vedik'te Aslan Burcu'nun geçişiyle beraber Bitcoin tarafına baktığın zaman 1-2 Ekim, 3 Ekim aslında 3 Ekim daha yukarı yönlü hareket etmektedir ama 1-2 Ekim biraz dalgalanabilir fakat 3 Ekim yukarı gidecektir. Aynı zamanda 4-5 Ekim'de kriptoda Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareket ediyor. 9 Ekim nötr sabit kalabilir fakat 11-13 Ekim yukarı 14 Ekim tutulma birlikte 18 Ekim'e kadar yukarı yönlü hareket edecektir. Artı eksi 3 gün kuralımız her tutulma için geçerlidir. Her yeni ay ve doğumlar için de geçerlidir. Burada benim gördüğüm 14 Ekim tutulma sonrası Bitcoin daha hızlı yukarı yönlü hareket etmesi olacaktır. 19 22 Ekim Bitcoin tarafı riskli. 23-25 Ekim. Evet çok güzel. 27 ve 28'lik 28 zaten tutulma günü. 27 28 29 Bitcoin tarafında riskli günlerdir. O yüzden yeni ay döngüsüyle başlayan güneş tutulması dönemi Bitcoin için olumlu fakat doğum ay döngüsündeki 28 29 ekim döngüsü Bitcoin için olumsuzdur. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum Bitcoin'de çok fazla paralel gitmese de haritasında 1-2 Ekim riskli, 3 Ekim daha olumlu, 4 ve 9 Ekim arası daha riskli görünmektedir. 11 Ekim daha iyi olabilir ama 14 Ekim güneş tutması Ethereum için olumlu değil, riskli. Bitcoin evet yukarı yönlü giderken Ethereum da yukarı yönlü gidiyor fakat Yine 14 Ekim'deki tutulma döngüsünde Bitcoin'e dikkat etmenizi önermekteyim. 16 Ekim biraz daha toparlayacaktır. 18-19 Ekim daha olumlu. 22-23 Ekim evet Bitcoin için olumlu ama 28 Ekim ay tutulması Ethereum için olumlu. Ethereum 28 Ekim ay tutulmasından sonra daha hızlı yukarı yönlü edecektir. Diğer kripto paraya baktığımız zaman Uranüs ve Venüs'ün sert bir açısıyla Ekim ayına başlıyoruz. Uranüs ve Venüs'ün sert açısı tabii ki de da sert dalgalanmalar sebep olacaktır. Güneşin artık Uranüs'e doğru ani açılar yaptığı bir döngüde olacağımız için Kripto alanında ani yukarı ya da aşağı yön hareketlerini görebiliriz. Özellikle güneş tutulması döngüsü bütün kripto yukarı yönlü hareket ettirebilir. Ay tutulması döngüsü Uranüs'e yakın bir döngü olduğu için ve Jüpiter yanında olduğu için kripto piyasasını aşağı yönlü hareket ettirebilir. Finansal strateji Ekim ayı döngüsü şimdilik bu kadar. Uzun bir tutulma videosu çekeceğim. Eğer gerekirse orada tekrar revize edip tekrar bu konuları konuşabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.